Peki ÖSYM önerme ile ilgili nasıl sorular sormuş? 1978. Bu arada ben size eski soruları çözüyorum. Bunun da sebebi şu. Artık ÖSYM bir havuz yapıyor. Yani karşınıza mesela bu soru çok az değişiklikle tekrar gelebilir. Dolayısıyla bence önemli. Demiş ki, aşağıdakilerden hangisi önermedir? Bakalım. Hangi cümleler önermedir? Soru işareti olmaz. Neden? Dedik ki biz soru cümleleri önerme olmaz. Bu arada yine bir tüyo. Bazen ÖSYM bu soru işaretini sonuna koymayabilir. Nokta koyabilir ya da hiçbir şey koymayabilir. Bu onun soru cümlesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla tabii ki önerme değildir. Ne güzel bir Akdeniz mavisi. Yargı var mı? Hayır yok. Önerme değil. Bu kadar çalışıp kendini yorma. Bu ne? Bir emir cümlesi. Olmaz, önerme olmaz. Çalışsa da sınıfını geçse, bir istek cümlesi, önerme olmaz. Mantık doğal bir dildir. Bir yargı içerir. Öznesi var, yüklemi var bağı var. Dolayısıyla bu bir önermedir. Cevap Denizli. Ay güneş gibi bir ışık kaynağıdır bir önermedir. 2 artı 2 eşittir 4 de bir önermedir ama ah ne güzel çiçek bir önerme değildir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir terim kümesinin önerme sayılması için gerekli bir koşul değildir? Bir yargıda bulunması kesinlikle gerekli bir koşuldur. Bir doğruluk değeri taşıması evet doğru ya da yanlış olacak. İki veya daha fazla terimden oluşması kesinlikle. Terimleri bir bağla bağlaması evet ama bir istek veya duygu belirtmesi önerme için gerekli bir koşul değildir. Aksine bir cümleyi önerme yapmayan bir durumdur. Zaten burada da her şeyi açık ve net anlatmış cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? Olumlu ve tikel bir önermedir. Şimdi olumlu dediği için bir kere hop hop şunları eleyim mi? Eleyim. Tikel dedi her insan olmaz. Yağmur yağarsa ekinler sulanır olmaz. Bazı insanlar şanslıdır. Hem olumlu hem tikel cevap B seçeneği. Gördüğünüz gibi sorular hiç de zor değil bildiğiniz sürece. Dünya Güneş sisteminde bir gezegendir önermesi. Nitelik ve nicelik yönünden nasıl bir önermedir? Bakıyoruz. Dünya bir tane var. Yani tekil gezegendir. Gayet olumlu, bir kere olumsuzluk eki yok. Dolayısıyla bu tekil ve olumlu bir önermedir. Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğru olup olmadığı gözlem veya deneye başvurmadan belirlenebilir. Neyi soruyor bize? Totolojiyi soruyor. Bakalım. Bazı hayvanlar kanatlı değildir. Ben bunu gözlemezsem doğru olup olmadığını bilemem. Nereden bileyim? Deniz bazen mavidir. Bilemem. Gözlem yapmam lazım. Bazı insanlar mutlu değildir. Gözlem yapmam lazım. Ali bir sporcudur. Bilemem. Gözlemem lazım. Hiçbir bekar evli değildir. Bu gayet gözlem veya deneye başvurmadan bilebileceğim bir şeydir. Cümlelerin içinden çıkar dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Evet.